Daha ne sabır olacak ki? Eğer bu millete iyilik yapmak istiyorlarsa şöyle güzelce terk edip gitsinler. Kötü olan bir şey yok abi. Niye kötüymüş? Cumhurbaşkanı diyor abi. Hayır desin abi, öyle kötü yalan bir şey yok. Yalan mı söylüyor Cumhurbaşkanı? Yalan söylüyor abi. Her şey dışarıdan geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor. Mesele ama biz yapmıyoruz. Şu an faturalar can yakıyor mu? Yakıyor. İyi abi, ama mesele bitmiştir. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştı. Kime oy verirsiniz seçim olsa? Yani mevcut iktidara oy vermeyeceğimiz kesin. Neden? He? Neden? Çünkü memnun değiliz. Memnun değiliz. Neden memnun değilsin abi? Neyi sayayım ki? Her şey rezil oldu. Yani 20 yıl sonunda geldiğimiz nokta çok kötü. Biliyorsunuz asgari ücrete, emekli maaşına zam geldi şu anda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Yetmez. Yetmez. Yok, hiçbir şey olmaz. Ne olacak böyle? Çözüm nedir? Çözüm yeni bir değişim. Yeni bir değişim. Köklü bir değişim. Ondan başka hiçbir çözüm olmaz. Yani bunlarla hiçbir şekilde daha olmazmış. Cumhurbaşkanı da dedi ki ekonomik bir sıkıntı var ama dedi vatandaşın sabretmesini istiyoruz. Sabır sabır sabır. Daha millete sabır mı kaldı? Daha nereye kadar sabredecek? 20 yıldır iktidardasın. İki dudağın arasında şey yönettin. Ülke yönettin. Ne kadar büyük bir güçtü bu. 20 yılın sonunda geldiğim nokta sıfır. Daha ne sabır olacak ki? Eğer bu millete iyilik yapmak istiyorlarsa şöyle güzelce terk edip gitsinler. Daha bundan iyi, daha iyilik olmaz memleket. Teşekkür ederim. Abi sana soralım. Seçim olsa var mı bir adayın? Adayım var. AK Parti. Neden? Nedenini sormana gerek yok. Nedenini görüyorsun. Neyi abi, görmüyorum. Ya görülmeyen, yani görülmeyen şey varsa, yani şuranın vaziyetini, eski vaziyetini biliyorsanız. Nereden abi? Taşı mı? Yolun mu? Dört yolun. Şurası mı? Çift vardı, çift minibüslerin yolu, geçtiği yoludu. AK Parti geldikten sonra burası düzene girdi. Allah razı olsun, bankada bak rahatlıkla insanlar maaşını çekebiliyor, hastaneye gidebiliyoruz, her türlü tedavilerimiz oluyor. Şu anda mevcut durumu beğeniyor musun? İyi ben, mi sen? Ben beğeniyorum. Onun iyi mi şu anda? Beğeniyorum. Aynen, Suriyeli herkes abbanlar olmuş. Şimdi yapmayacak abi bir şey, beğenmeyecek bir şey yoktur. Niye çünkü? İş çok, çalışan yok. Ekonomi iyi mi şu anda? Bence iyi. Cumhurbaşkanı da diyor ki ekonomi kötü diyor şu anda. Kötü olan bir şey yok abi, niye kötüymüş? Cumhurbaşkanı diyor abi. Hayır desin abi, öyle kötü yalan bir şey yok. Yalan mı söylüyor Cumhurbaşkanı? Yalan söylüyor abi, kötü değil. Abi. Yalan söylüyor, kötü bir şey. Abi nasıl yalan abi, söylüyor? Abi kötü olan bir şey yok ki. Cumhurbaşkanı kötü, diyor. Tamam, kötüyü yapan biziz, onlar değil. Yani Cumhurbaşkanı diyebilir ama kötüyü yapan biziz. Yani her şey kötü kötü kötü. İş var, çalışan yok. Ondan sonra şey olduğu zaman, ya efendim böyle oldu şöyle, acım. Niye açsın ya? Niye açsın? Niye aç olmasın abi? Abi niye aç olsun ki? Çalıştıktan sonra niye aç olsun? Abi, ben şu anda, oğlum bir söz. Çalışıyor. Ben şu anda gideyim buradan ateş alana kadar gideyim, kağıt toplayayım, satayım, yine ekmek paramı çıkartırım. Vallahi çıkartırım, billahi çıkartırım, azana yemin. Yanlış mı? Abi, bir vatandaşın ben geçinemiyorum, açım demesi sorun mu? Ya sorun yani... mu derken de kardeş, işte sorun olayı, sorunu yapıyoruz. Biz sorun yapıyoruz, kimse yapmıyor ki. Sorun yapan biziz. Ben memnunum yani. Ha, başkası memnun olmayabilir. Ben memnunum. Bu gidişattan, ben memnunum ekonomiden kardeşim. Memnunum kardeşim. Ben emekli memnunum. Emekli misin abi? Emekliyim. Ne kadar alıyorsun? Zam geldi. Şu anda 4 milyar 300. 4 milyar 300. Evet. Yetiyor mu? Ya yetirmeye çalışacaksın. Yetmiyor de. Bugün 15 milyar da maaş öde, gene yetmez. Yeter mi? Yetmez. Niye yetmez? E şimdi cebimdeki telefona baktığın zaman 1,5-2 milyarlık telefon kullanıyorum. En ucuz benim telefonum 2 milyar. E şimdi araştırdığım zaman, baktığım zaman milletin cebinde 5 milyarlık, 6 milyarlık, 7 milyarlık telefonlar var. Abi Nokia'm var. E bak, adamın Nokia'sı varmış. Ha, Nokia şimdi abi, baktığın zaman telefon. Farklı şeyler çıkıyor ortaya. Bence iyi abi, bilmiyorum. İyi diyorsun. Bence iyi. Ha, vatandaşlara sorayım, bunlar ne diyecekler? Ben memnunum. Nedir? Ekonomiyi dedi de abi, bize sana soralım dedi. Valla ekonominin şimdi bir sürü maddesi var. Şimdi hangisini ortaya koyarsak. Mesela ithalat sorunu var. Yani her şey ithal oluyor. Bu nevi bir nevi hani Türkiye'de her yönüyle şu anda üretim için müsait bir yer coğrafi bakımından. Hani tarım desen iyi, mesela tarım yani nasıl diyeyim, toprak verimli alanları mesela Konya Ovası, Harran Ovası, İrmik'o. Çiftçilik nasıl? Çiftçilik hiç yani hiç iyi değil, yani hiç iyi gitmiyor. Nedeni de yani şeyden dolayı. Şu an mevcut durum iyi mi? Mevcut durum iyi değil. Abi iyi diyor işte onu. Sor dedi, sana sordum. Vallahi iyi değil yani. Nereden tutuyorsa abi bilmiyorum da. Şimdi ne konudan konuştuğunu bilmiyorum ama ben, bana göre ben bak emekliyim ve çalışıyorum. Abi, ben emekliyim, evde yatmaktan olmuyor.
Şimdi yani bir şeyleri araştıracaksın. Bireysel olarak dediğin zaman içimizde öyle insanların yani ekonomiden memnun oldukları doğrudur. Ha. Ama toplumsal olarak ya şu an baktığım zaman her şey dışarıdan geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Mesela ama biz yapmıyoruz. Şu an faturalar can yakıyor mu? Yakıyor. İyi abi mesele bitmiştir. Şöyle de bir durum şimdi var. Seni etkilememiş olabilir benim ama köyde, toplum olarak bak, öyle değil benim mi? Benim köyde hayvancılık yapma şansım var. Çiftçilik yapma şansım var. Ama yapmıyorum çünkü burada rahatla alışmışım. Yiyorum, içiyorum, geziyorum. Niye çiftçilikle uğraşacağım ki? Niye yapmıyorsun abi? Niye yapayım abi? Burada rahat. Yiyorum, içiyorum, tamam. Geziyorum. Hayatımı yaşıyorum. Sen burada niye hayvancılıkla uğraşacağım? O çiftçi senin abi. Oradaki senin yani üretimle alakalı işlerini yürütüyorsa sen de burada başka işini yürütüyor. Yapmışlar. Ben mesela tekstil işi yapıyorum. Ha, ben de çiftçi bunu yapıyorum. Giymiyor mu? Giyiyor. Bak ben onun işini yapıyorum, o da benim işimi yapıyor. Tamam, işte mesele bu değil. Ha. Mesele üretimin durması. Ya işte yani durması. İthalatın... Her şey dışarıdan gelmesi. Gelmesi işte diyorum ya abi, yapmadığımız için geliyor. Yapsak gelmeyecek. Zaten bak sen şu imalatı yapıyorsun. Evet. Şimdi bu imalatı yapmayıp da Suriyelisi, Afganistanlısı, Pakistanlısı yapanlar da var. Yapsın. Sıkıntı işte, yok. Bak yapsın ama işte. Ama burada yapsın. İşte. Kendi memleketinde yapsın. Peki bu pahalılığa dolar neden olmuyor mu? Zaten dedim ya bir sürü maddesi var. Bugün mesela kamu malı var 3 tane. İşte ateş, su, mer, hadis var mesela bu konuda. Yani bu ümmetin ortak malıdır. Bu parayla satılamaz. Bugün yani doğalgaz parayla satılıyor, su parayla satılıyor. Tamam bunlar belli bir karşılıkta yani o işte çalışanlar için para ödenmesi olur. Ama velakin yani böyle her ay işte %30 zamla, %20 zamla bu vatandaşa, topluma satılamaz. Böyle, ne olacak? Ne olacak böyle? Valla bu mevcut sistem yani bu böyle gitmez. Bunun çözümü de var. Yani bunun çözümü de İslam iktisat nizamı var. Eğer bu uygulanırsa Allah'ın izniyle hani bu toplum da yani müreffeh bir hayat yaşar yani. Eğer İslam iktisat nizamı uygulanmasa bu kapitalist sistem her gün böyle sümürecek ve her gün daha da kötüye gideceğine ben inanıyorum. Peki seçim yaklaştı biliyorsunuz. Seçim olsa kim oy verir? Fark etmiyor. Başa yani şahıs fark etmiyor. Kim gelirse gelsin fark etmiyor. Çünkü sistem bozuk. Sizin evinizin önünde diyelim ki bir bataklık var. Ve o bataklıktan sinekler üretiliyor değil mi? Sen her gün tek tek o sinekleri öldürmeye kalksan bitirebilir misin? Ya bir soru soruyorum, bitirebilir misin? Mevcut sistem de böyle. Hani bu sistem tamamıyla yok edilmedikçe asla ben düzeleceğine inanmıyorum. Bunu kalbimle söylüyorum. Çünkü biz bu topraklarda elhamdülillah Müslümanız. Müslümanın ciğeri de Allah'a razı etmek ve bu sistem de Allah'ın razı olmayacağı bir sistem olduğu için hiçbir zamanda düzelmeyecek, düzelemez de. Yani bunun atıyorum Erdoğan'la ya da Kılıçdaroğlu fark etmiyor. Çağız var. Hazreti Ömer radıyallahu anh gelsin bu sistemin başına. Gene sorunlar artacak günden güne. O yüzden sistemin değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size soralım. Seçim olsa var mı bir adayın? Ya bir adayım yok. Çünkü şu an mevcut muhalefet bile aynı yoldan ilerliyor. Ben kendim Avrupa'da yaşıyorum. Geçen sene yine geldim ve geçen sene oranda Yani ağzım açık izliyorum fiyatları. Yani bana bile o kadar yüksek geliyorsa fiyatlar, buradaki insanı ben düşünüyorum da nasıl geçiniyorlar diye cevap bulamıyorum. Şu anda burada en düşük emekli maaşı 3500, asgari ücrette evet, 5500. Yani 5500 şu an benim bacanağım kendi iş yeri olmasına rağmen zar zor geçiniyor. Ve ev sahibi onu evden çıkartıyor. Aşağı yukarı 2-3 aydır da ev arıyor. Ev bulamıyor. Yani kendi bütçesine göre ev bulamıyor. Esenler gibi bir yerde. En aşağı 3500-4000 lira kiralar. 2+1. Yani çok çok zor. Artık hani işçileri bir yana bırak. İşveren de zorda. Yani Türkiye'nin sistemi kim gelirse gelsin. Şu anki iktidar da olsun. Bundan sonraki gelecek olan kişi de bu ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum. Ben bundan 5-6 yıl önce çektim gittim Almanya'ya. Çok şükür diyorum ki gidebildim. Benim ardımdan ben yanlarında işçi olarak çalıştığım insanlar bütün malını, mülkünü, arabasını, evini satıp gelmişler. 3 sene oldu. Ve 5 kişilik bir aile oraya gelebilmek için 40 bin dolar harcadı. Ve kaçak yollardan geldi. Adam burada evi vardı, iş yerisi vardı, arabası vardı. Adam ona rağmen kendi çoluğuna çocuğuna bir gelecek nereden göremedi. Geliyorsun? Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da. Evet. Almanya 100 yılın enflasyonunu yaşıyor. Ekonomisi çok kötü deniyor. Valla Almanya'nın şu an 100 yılın ekonomisi yani enflasyonu şu an %9. Yani %, bunun
koronadan önce %5, %6'ydı. Ona rağmen şu an Almanya'da bir geçim sıkıntısı yok. İsteyen istediği her şeyi alabiliyor. Ben Almanya'da tek başıma çalışıyorum ve ben 6 nüfus bakarım kendimle birlikte. Ben her yıl tatilime de gelebiliyorum. Şu an geldiğim gibi bir aylığına tatile geldim. Birikimi de yapabiliyorum. Çoluğum çocuğunun geleceğini düşünmüyorum. Çünkü orada zaten bir sosyal sistem olduğu için. Senden önce onlar zaten senin çocuklarının geleceğini düşünüyor. Ama burada yani bırak devleti, sen kendin bile artık düşünemez hale geldin çocuklarının geleceğini. Bilmiyorum, Allah yardımcımız yani olsun. Orada bir asgari ücretle geçinebiliyor rahatlıkla. Ya bir orada bir asgari ücretle geçinemezsen bile bir sosyal bir devlet olduğu için sana kira yardımı yapıyor, ekstra çocuklara ekstra bir maaş veriyor. Yani ben şu an dediğim gibi tek başıma çalışmama rağmen, ben asgari ücretin üzerinde maaş almama rağmen 6 kişilik bir nüfus olduğum için benim bütün faturalarım falan hepsi içinde 1200 euroyu buluyor, kira falan hepsi içinde. Evraklarımı götürüyorum oranın belediyesine, bakıyorlar, inceliyorlar. Bana aylık şu an mesela 450 euro kira yardımı yapıyorlar. Çocukların kendi maaşı var mesela. Onlar 4 çocuğa aylık her ay düzenli olarak 960 euro ödüyorlar. Peki burada hani Almanya çok kötü durumda deniyor. Oradaki vatandaşlar çünkü çalışamıyor, raflar boş deniyor. Buradakilerini uyutmaya çalışıyor. Evet, raflar bir ara boştu ama neyden yana boştu? Bu savaşlardan dolayı burada, burası etkilendiği gibi illaki oralarda etkilendi. Bütün Avrupa ülkeleri etkilendi ama Türkiye'de konuşulduğu kadar değil. Şöyle söyleyeyim, yani 1 litreye 5 euro oldu dediler, 6 euro oldu dediler. Evet, olan yerler var. Olan yerlerde ilk başta bizim Türk marketlerimizde başlayan bir hareketti bu. Ciddi söylüyorum. Türk marketlerinde başlayan bir şeydi. Yavaş yavaş Alman marketlerine de sıçradı. Yani yine biz ön ayak olduk bu şeye. Ama tabii yine belli yerlerde. Daha da bir sıkıntı var. Başka ürünlerde. Ya yok, öbürlerinde de var. Mesela ette de var. Yani gıda ürünlerinde de var. Söyleyeyim ondan sonra ecza ürünlerinde de var. Ama yani seni etkileyecek şeyler değil. Yani 10 cent, 20 cent, en fazla 40 cent. Yani seni etkilemiyor ve devletin sana bu koronadan dolayı tanımış olduğu yardımlar var. Yani bunları kimse konuşmaz. Yani gerçekten şu an keşke benim karşımda biri olsa. Çünkü ben bazen genelde denk geliyorum şeylere YouTube'larda. Yani bir yurt dışından gelen bir şey anlatıyor, doğru bir şey anlatıyor. Öbürü sırf iktidarı desteklediği için yalanlıyor. Yok işte kiralar orada bu kadar da. Ama kimse sosyal bir devlet olduğunu ve almış oldukları yardımdan bahsetmiyor. Yani şu an burada bir insan kalkıp da çoluğunu çocuğunu alıp da bir köyüne gidemiyor. Yani bugün otobüs biletleri resmen uçak firmalarıyla da yarışır hale gelmiş. Ben 5 kişilik, 6 kişilik bir aile, ben 2500 euroya bilet kestim gidip gelmeye. Ama buradaki insanlar onu yapamıyor. Yani veya oradaki bir emekli İstediği bütün ülkeyi gezebiliyor ama benim buradaki emekli insanım ancak kendi geçindirebiliyor ki geçindiremiyor bile, bırak tatili. Ondan dolayı bilmiyorum, yani ben baktıkça gülüyorum. Başka hiçbir şey yok. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz aslında.